sevgili koçtaşlarım hepinize güzel bir gün diliyorum İnşallah yüreğinizden geçen pek çok dilek gerçekleşir bakalım 28 Şubat 6 Mart dönemi bir salıdan bir salıya Mars günündeyiz sizleri neler bekliyor hepsini yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim kefabi nefsiker yevme aleyke hasiba diyor ki Bugün sana hesap sormak için nefsin kifayet eder. İsra suresi 14. ayet-i kerime. Arkadaşlar moral bakımından çok iyisiniz. Her şey çok iyi ama pek çok koçtaşım bir vicdan yapabilir bu hafta içerisinde. Acaba ben bu işi şöyle yapsam daha mı iyiydi? Böyle yapsam daha mı uyardı? Ya da ben neden sessiz kaldığım gibi böyle bir kendine bir soru sorabilir. Kendiyle ilgili bir kendini hesaba çekebilir. Kendine özen gösterdiğin bir haftadasın. Her şey çok iyi. Ama bazı olaylarda kader sevgili koçtaşım. Engel olamıyorsun. Hiç canını sıkma. Hayırlı kapıların açılacağı bir dönemdesin. Bütün kapılar hayrına açılıyor. Ve gerçekten kendini dinlenmeye al ve bir mizan kur zihninde önce e, yani kendini korumalıydın ya da önce bir şeyleri başlatmalıydın sonra diğer olaylar gelecekti ve gerçekten şefkatli de davrandın yani sempatik de oldun belki iyilik de yaptın ama bazı şeyler olmuyorsa olmuyor gerek ilişkiler babında gerek sosyal anlamda bir vicdan yaptığını görüyorum fakat bu olayları yerine koymayı başarıyorsun ve düşündüğün pek çok olayı gerçekleştirmeye başlıyorsun. Arkadaşlar, gizli bir takım şeyleri öğrenebilirsin bu hafta içerisinde. Ne gibi gizli bir şeyleri öğrenebilirsin? Örneğin arkandan iş çevrilme, pek çok koç taşıma söylüyorum. Aldatıldığınızı eşleriniz tarafından veya sevgilileriniz, partnerleriniz tarafından aldatıldığınızı öğrenebilirsiniz. Ya da ne bileyim ben birileri sizi yarı yolda bırakabilir. O yüzden koç taşlarıma diyorum ki lütfen bir şeylere adım atmadan iyi düşün, iyi taşın, iyi karar ver. Çünkü bir aldanma, aldatılma enerjisi var. Canın sıkkın duruyor ve bir şeylerden kurtulmaya çalışıyorsun. Bir ızra, bir üzüntü senin canını yakmış olabilir. Bu ara gerginlik, sinirlilik ve stres altında olabilirsin. Pek çok sıkıntıyı bir anda atlatacaksın. Üzerindeki negatif enerjini e, çözdüğünü görüyorum. Ve kararsız kaldığın bir konuyla ilgili çok güzel kararlar alacağını ve e, duymak istediğin, görmek istediğin pek çok işin gerçekleşeceğini görüyorum. Mücadeleci bir yanın aç açığa çıkacak ve karamsar tutumdan kurtulacağını görüyorum. Şimdi verimli bir akla sahipken e, kullanamamışsın. Bazen diyorsun ki bu geçtiğimiz haftalardan söz ediyorum. Hani her zaman değil. Koçların zekaları çok iyidir arkadaşlar. Yani potansiyelleri yüksektir. Zeka potansiyelleri. Bazen işte dediğim gibi duygusal olabiliyorlar ya da acil karar verdikleri için duygusal davranabiliyorlar. E, o yüzden diyorum ki ani karar verdiğim bir konuyla ilgili geçen haftalarda ya da geçen aylarda bir sıkıntı yaşamışsın. Merak etme hayırlısıyla o sıkıntıların sonu gelmiş açık sözlü olacağını sıkıntıları atlatacağını görüyorum. bir kesinlikle yeniliklere açıksın. Verildi bir döneme gelmişsin ve hayata canlılık katacağını görüyorum. Sosyal ilişkiler babında çok iyi gözüküyorsun. Aynı zamanda Güneşin sevgili koçtaşlarım, güneşin sizin 12. evinizde olması bir psikolojik destek alabilirsiniz diyor. Psikolojik anlamda rahatlayabilirsiniz diyor ve sıkıntılı süreçler son diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bazı maddi kazançlar elde etmek istediğiniz bir işinizle ilgili. Maddi kazançlar elde ederim ya da ben bunu kazanırım dediğiniz süreçte bazı engellemelerle karşılaşacaksınız. Bazı kişiler size engel koyabilir, önünüze set çekebilir. Bunlardan kurtuluşunuz olduğunu görüyorum. Değişime hazır olacağınızı, yani artık kaybetmek değil, kazanmak üzere kendinizi motive ettiğinizi görüyorum. İmkanlarınızın genişleyeceğini görüyorum. Bir de Koç burcu bekar hanımlara ve beylere diyorum ki ani başlayan aşklar gerçekten size nasıl diyeyim genişleme verecek, hayır verecek yani. Ani başlayan aşklar olabilir koçtaşlarım. Sabır ve kararlılıkla gittiğinde yani bir aşk işinin sana çok güzellikler katacağını söyleyebilirim. Ve yeni bir döneme gireceğini, meleklerden ve ilahi kuvvetlerden yardım ...alacağını söyleyebilirim... ...gerçekten e, gerek... E, ...melekut aleminden... ...gerek dua ettiğinde... E, ...ilahi kudretlerden yardım geleceğini... ...yıldızının yükseleceğini söylüyor... ...yalnız... ...iç sesine kulak var... ...dedikodulara değil yani... ...dedikodular seni canından... ...bezdirebilir ve... ...gerçekten modunu düşürebilir... ...el alem ne der ya da... ...sana çok karışan oluyor... Koçtaşım onların sözüyle hareket etmezsen e, ve kendi ekseninde, kendi yörüngende hareket edersen sevgiyi yakalayacağını bir takım e, nasıl diyeyim venüsyan durumların iyi olacağını söylüyorum. Çünkü venüs biliyorsunuz artık koç burcunda gezdiği için dolandığı için pek çok koç burcuna sevgi veriyor, aşk veriyor, ilerleme veriyor. E, kimlerle aşk yaşanabilir? İkizler, aslan, Boğa burçları, Kova burçları bunlarla e, yaşanabilir. E, aldatılma enerjisi kimlerde olabilir? Oğlaklar Akrep, Oğlaklarla ilişkilerde aldatılma, Terazilerle ilgili ilişkilerde yarım bırakılma ve yani özellikle Terazi burçlarınızdan kaçmanızı rica ediyorum sevgili koçtaşlarım. Teraziler yanınıza yaklaşırken çok merhametsizce çıkar ilişkisine dayalı yaklaşabilirler. Onlardan uzak durun. Zaten terazi burcu Koçlarla zıttır ve e, dengesiz bir burçtur. E, biraz sıkıntı verebilir size. Yani dengesiz aldatılma konusunda, e, maddi manevi istismar konusuna dikkat edin sevgili koçtaşlarım. Terazi'lerden gelebilecek zararlara karşı dikkat edin. Bir de kesinlikle Terazilerle aşkla girişmeyin sizi yarı yolda bırakırlar yani. O yüzden e, terazilerle dikkat etmenizi öneriyorum. Zaten de bu hafta iş konusunda da yine oğlak burçlarına da karşı çok dikkatli olmanızı işte oğlak düşmanlarınız olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ya mecit sikrini veriyorum. 57'dir tekrar sayısı koçtaşlarım. Şanlı şerefli kadri sonsuz derecede yüce olan zat demektir. Hem yıldızınızı yükseltecek hem de halk arasında izzet ve şeref görmenizi sağlayacaktır. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Gelecek salı görüşmek üzere efendim.